Bu nasıl orta çağ oyunu? Vın vın. Hey, hani araba yarışı oynayacaktık? Hı? Arabamın direksiyonu nerede? Of, çok sıkıldım. Keşke Deniz kadar popüler olsaydık. Şuna bakın, herkes onunla arkadaş olmak istiyor. Alın Mahallet, ilgini atıyorum. Biraz da buraya ilgi. Sen arkadaki ilgini aldın mı? Deniz. Şanaylı'nın okul gazetesi. Bu kadar popüler olmayı nasıl başarıyorsun? Sabahları bir bardak suyu alıyorum. Sonra da içine biraz muhteşemlik iksiri damlatıyorum. Takipçilerin için link bırakır mısın? Tabii ki de. Tıklayıp gelin. Bayıldım bu linke. Sıkılıyoruz ama en azından iyi arkadaşız. Popüler olmamıza gerek yok. Kralım. Yan krallık at arabasını bizim otoparka park etmiş. Kaldırayım mı sileceklerini? Al işte top inşaata kaçtı. Yer çekimi daha güçlü bir gezegen bulamadık mı abi? Bu böyle olmaz. Ha? Yenge? Sandalyeden hızlı kalkınca başım döndü. Yörüngeye girdim yanlışlıkla. Asıl şimdi başım dönüyor. Karpuzlar ve Necatiler! Önce karpuzlar ve Necatiler! Necati! Beni de al! Sen karpuz musun Necati mi? Necmi ben! Necmi! Necati olmayı iki harfle kaçırmışsın! Üzgünüm! Bir dakika! Göktaşı değil ki bu! Şakir havalandı! Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Çocuk göktaşına röveşata çekti. Hadi sene kardeşim. Al işte karaya oturdum. Ben demir atıyorum. Siz etrafımdan dolanın. Şakir, gel sana yer tuttuk. Hayır, Şakir benimle oturacak. Şakir, gel bak sandalyen hazır. Bu sandalyeye bir şey dökülmüş. Yok, ben döküldüm. Bir süpürge tutarsa kaçarım. Korkuyorum çünkü ben süpürgeden. Taş abi, sen öğrenci bile değilsin. Ne yapıyorsun burada? Ben öğrenciyim. Yan saksıda sana yer ayırdım. Birer bambu kemirmez miyiz? Şakir bizi de oturacak. Hayır, bizi de. Deniz, ne oldu sana? O yaptığın kahramanlıktan sonra artık popüler çocuk sensin. Kimse bana ilgi göstermiyor. Fotoğraflarımı çeken bile yok artık. İstersen ben çekerim fotoğrafını. Koşun! Şakir fotoğraf çekiliyor. Yapacaktın. Şimdi olmaz. Şakir'le uzay yarışı oynuyoruz. Ay'a ayak basmak üzereyiz. Neyse yerime şu çocuk baksın. Aldığım dans eğitiminin tam sırası. Ay'a kafa attım yanlışlıkla. Ne bakıyorsun? Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Bu yaptığım bilim bana laf atıyor. Bilim diye çamur topu yapmışsın. Ama olsun. Sen kahraman Şakir'sin. Deney tüpünden deve çıktı. Şakir, hani deve güreşi yapacaktın, bizimle geç kaldın. Unutmuşum. Tamam, geliyorum. Çamurum size emanet. Şakir, evcil hayvanını bana emanet etti, yaşasın. Hemen parka götüreceğim. Çocuk parkına götür de iki sallanalım bari. İki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Üç korner, bir penaltı. Üç deve, bir güreş. Ne? Ne bileyim, öylesine laflaşıyoruz sandım.
Şakir, bizimle sinemaya gelecektin, unuttun mu? Film başlamak üzere. Şakir, hani bizimle film çekecektin? Bir dolu arkadaşım oldu, harika. Ama hiçbirine yetişemiyorum. Aklımda bir çözüm var aslında. Dur, bir fotoğraf çekeseydik. Aman, filme devam edeyim en iyisi. Tamam Necati abi, törene hazır mısın? Şimdi görevlerini sayıyorum. Tüm davetleri... İki kelimeden daha fazlasını aklımda tutabilirim herhalde Şakir. İyi peki. Tüm davetleri takvime uydurmaya çalışacaksın. Her şeyi not alıp bana hatırlatacaksın. Şakirleri takvime uydurup Unuttun değil mi? Sen söyledim say. Görevlerini yapacak mısın? Söz mü? Keçi sütü, kedi gözü, fil sözü. Ben de seni kişisel asistanım ilan ediyorum. İşte not defterin ve kalemin. Bundan sonra nerede ne yapacağımı sen belirleyeceksin. Böylece herkese yetişebileceğim. Çok heyecanlı. İlk defa asistan oldum. Bir kere en fazla araba lastiği olmuştum. Ama hava kaçırınca kovulmuştum. İşte böyle. Çıçım. Saat 10:15 çocuk parkı açılışı. Kurdeleyi kestin mi? Kes. Nereye? Azıcık kaysaydık. Tamam, yarım porsiyon kay. Bir kere de oyuncak ata bin ama salıncağa vakit yok. Marş marş. Saat 10:30. Vedat'ın doğum günü partisi. Kutla bakayım, kutla. Yaşasın, Şakir gelmiş. Kutladın mı? Güzel. Buz patenine çağırıyorlar seni. Hadi vedalaş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Saat 21:00'de boşluk var. Şakir'i o zaman görebilirsiniz. Tamam Remzi, ne bağırıyorsun? Trene giriyorum, çekmiyor, kapat. Okulun dans yarışmasında jüri olacaksın. Koş, geciktik. Yetişmeye çalışıyorum. Yavaşsınız, yavaş. Hadi, hadi. Filsuyla yarışı daha aradan çıkardık. Güzel oldu. 13:15. Sıcak poğaça saati gelmiş. Poğaça randevum yok benim. Artık var. Hem de patatesli. 2:20. Caner'le horon tepki. 3:15. Ayrin'le tavuk bekleyeceğiz. 4:15. Doğum günü partisi. Sucuklu yumurta. 6:15. Saat 10:15. Necati'leri izleyeceksin. Necati kayıyor. Bir dilek tut. Hop hop. Şakir Bey'in güneşini sadece şemsiye engelleyebilir. Siz şemsiye misiniz? Tamam Necati abi. Onlar tanıdık. Sorun yok. Şakir, biz yine okul bahçesine kale yapacağız. Gelmek ister misin? Önce asistanımdan randevu almanız lazım. Önümüzdeki 3 yıl dolu görünüyor. 4 yıl sonra 52 Haziran size uygun mu? Öyle bir gün yok bir kere. Sizi bir yere sığdırabilirim sanırım. Börşünberk günü saat 12 desek. Şakir, neler oluyor? Bizimle artık hiç oynamıyorsun. Unuttun bizi. Ne yapabilirim? Hiç vaktim yok. Bakın gazeteciler benimle röportaj yapmak için peşimde. Saatlerdir bekliyorlar. Bekleye bekleye ağaç olmuş. Yazık oldu gazeteci çocuğa. Necati abi buradayım. Biz gidiyoruz. Sana iyi eğlenceler Şakir. Kendime not. Uzun zürafa ile patris çocuğun telefonlarını açma. Bir de tavşanlar bekleyerek ağaç olmazlar. Değil mi? Evet olmazlar. Buyurun Şakir Bey. Necati abi, hani pijama partisiydi bu? Ne? Kuş mu? Evet kuşum. Niye herkes bu soruyu soruyor anlamadım. Biz röportaja devam edelim. Hayranlarınız gününüzün nasıl geçtiğini çok merak ediyor. Partiler, davetler, açılışlar. 3 gün önce buranın önünden dahi geçemezdim. Şimdi içinde halay bile çekiyorum. Şakir'e bakın. O zaman partimi halaylı pijama partisine çeviriyorum. Ne yapıyorsun? Boş boş akmasın diye limonata çeşmesi yapıyorum. Toz şeker getirir misin? Geldik son soruya. En yakın arkadaşlarınız kim? En yakın arkadaşlarım... Al kırdın. Kalbimizi kırdın. Ben gidiyorum. Şakir dur. Limonata çeşmesini beğenmediysen tavus suyuyla çeşme yapalım. Gel bili. Git buradan. Randevusuz almıyoruz. Sen diğer arkadaşlarınla oyna. Kumpir özür dilerim.
Bıktım popüler olmaktan. Hiç eğlenemiyorum, hiçbir şeyin tadını çıkaramıyorum. Sizi çok özledim. Üzgünüm, yerin çoktan doldu. Okçular, yerlerinize! Ha? Deniz değil mi o? Evet, hani şu tahtını çaldığın Deniz. Ben de senin tahtını çaldım. Gerçi okçu değilim ama kaleyi savunmayı biliyorum. Kışt, kışt! Bir yeni mesajınız var. Komşu kale mesajımı yanlış anlamış. Halısını yollayacağına halasını yollamış. Ne yapalım? Pazara gidiyorum. Dönüşte saray kebabı yaparız. Her yerde seni arıyorum Şakir. Aklıma bin türlü şey geldi. Salatalık geldi, dolma kalem geldi. En sevdiğim dizinin sezon finali geldi. Necati abi ne diyorsun? Programın gerisinde kaldık. Daha Cemşitlerle fayans saymaya gideceğiz. İstemiyorum. Ben eski hayatımı özledim. Seni de kovuyorum. Ha, o zaman tazminat olarak yarım tavuk döner alırım. Ben eve gidiyorum. Ha, dur, dur gidemezsin. Asistan sözü verdim ben. Bu programa uyulacak. Kaçma, dur. Çırt çırtlı ayakkabılarımı giymiş olsam çok daha hızlı koşardım. Şanslısın. Ha, davetlerden kaçabilirsin ama saklanamazsın. 16-15 Macera Kulübü sıra sizde. Şakir, bize bir macera sözüm var. Pata pata pata, kafam şişti. Kapatın şu vantilatörü. Şakir, resim kulübündekilere poz verecektin. Sabit dur Şakir, sabit dur. İyi madem, alın meyve tabağı çizin. Kaçamayacaksın Şakir. Oyun arkadaşları, sıra sizde. Tanju abi, yardım et. Tamam. Tanju abi, onlara değil, bana yardım edecektin. Çok geç Şakir, çok özendim bir kere. Şakir buraya gel. Şimdi görürsün sen Şakir. Şakir gitmiş Necati, neyi görecek ki? Tanju, bu bölümde çok zorladın, gider misin? Karpuzdan ısırayım mı? Hat! Her şeye rağmen beni kurtardınız. Sizden çok özür dilerim. Peşimi bıraktıklarında gideceğim. Bir daha da karşınıza çıkmayacağım. Ama gitmeni istemiyoruz. Sadece her şey eskisi gibi olsun istiyoruz. Ha? Gerçekten mi? Ama her şey için çok geç. Necati abi peşimi bırakmayacak. Hayır, geç değil. Sadece yerine yeni bir kahramana ihtiyaç var. Evet ama yeni bir kahraman için uzaydan düşen bir top, kurtarılacak biri falan lazım. Etrafınız sarıldı. Son dönemin en popüler çocuğu Şakir'i... Ne? Fıs fıs lahma, fıs fıs. Şakir'i ve 3 porsiyon lahmacunu kapının önünde görmezsek kalenizi yıkacağız. Topları getirin. Necati abi, bırak bu işin peşini artık. Nişan al. Frikik. Beyaz atlı prenses. Çünkü beyaz at bulamadım. Beni kurtardı. Kahraman Deniz beni kurtardı. Yaşasın Deniz. Bugün kazanmış olabilirsin Şakir. Ama bugünün bir de yarını var. Yarın pazar Necati. Tatil günü. Sana niye uyuz dediklerini şimdi anladım Tanju. Hadi artık, nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır, o kedi. Yavrum içeride beklesenize. Alt tarafa video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadım. Ha, tamam o zaman. En büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak. Pardon, bu işte.
Anne, anne, biz Atari oynayacağız. Kırıcığım, kırıcığım, biz Atari oynayacağız. Hebe, hebe, hebe baba. Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canan'ın odasına. Yürüyün. Harala gürele, harala gürele. Bize televizyonun lazım Canan. Atari oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Lastik değil, komple traktörmüş bu. Benim o ya, tamam. Oğlum, sen ne zamandan beri odanı toplamıyorsun? Hiç toplamadım ki. Hadi hadi, televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Güzel dedin. Televizyon... Nerede ya televizyon? Hah, işte buradaymış. Ohoho, sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik joystick'in buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada mı acaba? Bakayım bu ne? Aa, kokarcaymış. Ne haber Osman abi? İyidir Kamil, senden ne haber? Bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer 5 dakika içinde gelmezsem polisi arayın. Hadi bay bay. Şunu şuraya koyalım. Evet, bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz! Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi, Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum, polisi arayın demiştir. He, ben Hulusi anladım. İyi. Neyse, sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl, büyüdü mü? Yok, büyümedi, aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık iyiydi. Ya yürü hadi. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. Aha, dandik joystick'i bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Osman. Gidiyoruz. Hop, ticari. Sağa çek. Osman abi. Şakir, atla çabuk. Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. İyi tamam, oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. Sonra? Ne yapıyoruz? Hadi evimize gidelim. Vallahi tabela mabela yok hiçbir yerde. Böyle dümdüz gidiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. Kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. Merkez, yaktın beni merkez. Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika, bir dakika. Biri ağlıyor, duyuyor musunuz? Osman ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. Ya bir sussun herkes. Bakın, dinleyin. Hakikaten. Vay be, benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Çabuksuzum. Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin, canavar dedin, canavar. Hayır, canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum, canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba, ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap, ticari. Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum.
neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim, ben de onu dinliyorum Osman abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Çıktı Nuriye. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ben gidiyorum. Otur şuraya Osman. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünü yağını yiyeyim. Bak, eğer bize yardım etmezsen dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın, bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. Sonuncusuydu. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır, Morse. Bak şimdi, bir kısa bir uzun tık A demek. Alın, bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha, var var. Var ama ben vermiyorum. Akılsızım ya ben. Öylesin evet. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Ha, hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika, bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa, bir uzun. Bir uzun, bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu. Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay yazık. Baba? İşe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil, ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. E hadi oyun oynayalım artık. E atarım nerede?
Galiba onu da süpürdüm ben ya. Şunu dinleyin. Bir adam doktora gitmiş ve demiş ki, doktor hanım, her çay içtiğimde gözümde bir batma hissediyorum. Doktor da demiş ki, o zaman çayı içmeden önce içindeki kaşığı çıkarın ki gözünüze batmasın. Bende de bir tane var, durun durun. Ayılar neden kürklüdür? Çünkü deri ceketle çok saçma görünürler. Çok komikmiş ama şimdi anlatacağım fıkra kadar değil. Bir gün adamın biri yürürken yerde bir lamba görmüş ve ayağıyla tekmelemiş. Lambanın içinden bir cin çıkmış ve adama demiş ki, dile benden ne dilersen. Adam da demiş ki, özür dilerim. Şakir, sen bilmiyor musun hiç komik bir şey? Tabii ki biliyorum. Dinleyin şimdi. Adamın biri varmış, sonra şey olmuş. Yok neydi o? Tamam. Dört tane fili bir arabaya nasıl sığdırırsınız? Neydi ya bunun cevabı? Üf, hiç komik değilsin Şakir. Hadi git buradan, burası komiklere göre bir yer. Ben de en az sizin kadar komiyim, tamam mı? Görürsünüz siz. Hadi oğlum. Necati, sen ne yaptın bugün? Dört arkadaş bir arabaya binmeye çalıştık. Çok yorulduk. En sonunda iki öne iki arkaya oturduk. Böylece halloldu. Ne? Ne saçmalıyorsun yine Necati? Bu çok saçma. Ben de gayet komiyim bence. Hey, size soruyorum. Ben komiyim değil mi? Bir gün bu sorunun geleceğini biliyordum. İyi ki bu roketleri yaptırmışız zamanında. Can kurtardı resmen, can. Umarım Şakir her gün bu soruyu sorar. Çok zevkli çünkü. 15 dakika sonra. Hala gitmemiş. Neyse, yapacak bir şey yok. İnelim biz. Yani siz ciddi ciddi benim komik olmadığımı düşünüyorsunuz ve bunu söylememek için de roketlere binip kaçıyorsunuz, öyle mi? Otur Necati, otur. Her soruda gitmiyorum. Affedersin. Ne oldu yavrucuğum, söyle. Kim sinirini bozdu minnoşuma, söyle bakayım. Bugün okulda herkes şakalar yapıyordu ve birbirini güldürüyordu. Bana hiç gülmediler. Güya komik değilmişim. Canan, sen ne düşünüyorsun? Ailenin en zekisi sensin. Beni bir tek sen anlarsın. Ben komiyim değil mi? I don't think so. Neden think so? Pardon, İngilizce öğreniyorum da duyamadım sizi. Kızım, bütün gün evde onunla gezilir mi? Azıcık bizimle ilgilen canım. Bir yerden duyduğuma göre uykumuzda daha hızlı öğreniyormuşuz. Ben de bu kulaklık sayesinde uykumda İngilizce dinliyorum. Böylece uyurken yabancı dil öğrenmiş oluyorum. Ben de uykumda etrafta gezen böcekleri dinliyorum. Böcekçe öğrendim. Bakın şimdi. La 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 copies diffusion. Necati, saçmaladın yine iyice. İşte bu Canan. Ne yapacağımı biliyorum. Ben de inanılmaz komik biri olacağım. Herkes görecek. Bekleyin beni. Oley. Pardon, burada biri la 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 copiste fişim mı dedi? Çok yakında herkesi güldüreceğim. Sonunda herkes benim komik olduğumu düşünecek. Çok sabırsızlanıyorum. Merhaba, siz kütüphane görevlisi mi? Bir kitap arıyorum. Kitabın adı... çıldırmış bu. Neyse, ben kendim bulurum. Nerede? İşte ne harfi? Nasıl komik olunur? Hayır, bu değil. O kadar çaresiz değilim. Kitaplardan biri ters duruyor. Aradığım kitap bu bence. Hayt, buldum. Nasrettin Hoca fıkraları. Tam aradığım mizah. Bir şey diyeceğim. Bu oyunu sanki ben oynamıyormuşum gibi. Necati, ben sana bir şey itiraf edeceğim. Senin kumandanın pili takılı değil. Ne? Gerçekten pili yokmuş. Bunu bana nasıl yaparsın? Beni misafirliğe gelen küçük çocuk gibi kandırdın ha. Gerçekten kandırmış. Takılı değil bu. Nasıl da yedin ama. Baba, bana yardım etmelisin.
Hani Canan bugün demişti ya, gece uykumda İngilizce dinleyerek dil öğreniyorum diye. Ben sana İngilizce öğretirim Şakir, istiyorsan. Bak İngilizce. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Çok severim kay 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 kay. Çok severim kay kay. Dansı benden öğren. Neydi? Hani Canan'ın uykusunda öğrendiği gibi ben de daha komik olmanın yolunu buldum. Bu gece uyurken bu kitabı dinleyeceğim ve kalktığımda daha komik biri olacağım. İyi de Şakir, kitaplar konuşamaz ki. Nasıl dinleyeceksin kitabı? Yoksa elindeki kitap konuşabiliyor mu? Necati, dinlemesini bilirsen her kitap sana bir şey anlatır aslında. Çok havalı bir cümle kurdum bence. İşte bu yüzden senin yardımın lazım baba. Çok havalısın. O yüzden de gece ben uyurken bu kitabı bana okumalısın. Çok güzel övdün beni. Sanırım sana hayır diyemeyeceğim. Unutma baba, sadece kitapta yazanları oku. Onun dışında bir şey konuşma ki aklım karışmasın. Tamam, tamam. Hadi uyu artık. Bu sandalyede amma rahatmış yalnız. Baba, uyudun mu sen? Lütfen kitabımı okur musun? Tamam, tamam. Dikkatim yerinde. Hadi uyu sen. Tanju abi, neden kovalıyorsun beni? Ben de bilmiyorum ki Şakir. Gofretin var mı? Ne gofreti Tanju abi? Dur bir dakika. Şu an rüyamda olmalıyım. Bu da demek oluyor ki istediğim her şeyi hayal edebilirim. Ye beni. Kemikli bir gofretinden. Ye beni çabuk. Daha ötesini hayal edemezdim. Kemikli gofret ya da gofretli kemik. Hay aklına sağlık Şakir. Ne demek Tanju abi? Ama bir dakika. Sanki bir şeyler olması gerekiyordu. Hatırlayamıyorum bir türlü. Doğru. Babam kitap okuyacaktı. Kesin yine uyudu. Baba! 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 Baba. Doğru. Kitabı okumam gerekiyordu. Başlıyorum hemen. Bu kitap hakikaten acayip komikmiş. Baba, kendine değil bana okuman lazım o kitabı. Sonra da demiş ki mobilya takımlarımızı maç yaptıralım. Hey çocuk, yaklaşma buraya. Sen hiç komik değilsin. Evet, burada komik olmayanların yeri yok. Baba lütfen kendi yorumunu katmadan kitabı okur musun? Tamam tamam. Nasreddin Hoca bir gün komşusundan kazan ödünç istemiş. Heh, bir şeyler oluyor sonunda. Kazanı iade etmeye götürdüğünde ise kazanın yanında bir sürpriz varmış. Komşu! Komşu! Senin kazan doğurdu. Baksana şunun tatlılığına. Oy oy oy, acıkmış görünüyor. Hemen içinde bir şeyler pişireyim. Hocam, hiç kazan doğurur mu ki? Şşş, sen karışma bakayım. Bir başka gün Nasreddin Hoca yine aynı kazanı ödünç almış. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen kazanı iade etmemiş. Komşusunun evine elleri boş gitmiş. Kazanım nerede hoca? Kaç zaman oldu, vermiyorsun hala? Komşu amca, senin kazan dünya turuna çıktı. Ne? Ne dünya turu? İnanmıyorsan şunlara bak. Böyle şey mi olur? Kazan hiç dünya turuna çıkar mı? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da dünya turuna çıktığına mı inanmıyorsun? Dünya turu fikrim nasıl ama? Baba, neden değiştiriyorsun fıkrayı? Bunun aslı kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun olacaktı? Şaka yaptım canım. Neyse tamam, yeni fıkra. Bir gün Nasreddin Hoca bir köye ziyarete gitmiş. Nasreddin Hoca'nın bilgeliğinden çok memnun kalan köy halkı onu sıcak bir şekilde uğurlamış. Görüşürüz Nasreddin Hoca. Yine bekleriz. Köyümüze neşe kattın. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Burada en yakın otobüs durağı nerede acaba? Hocam olur mu, hiç çok ayıp ediyorsun. Ben bırakırım sizi. Eşek abi yorulma. Biz şuradan otobüse atlarız hemen. Lütfen, lütfen, olur mu? Hem ben de gezmiş olurum biraz. Tamam, tamam. Peki, çok teşekkürler. Nasreddin Hoca eşeğe ters binince köy halkı şaşkınlığa uğramış. Hocam ne yapıyorsun öyle? Düz gidince yol tutuyor beni. Sıkı tutunun, turbo taktırdım çünkü. Uçmaya hazır mısınız? Baba, yine fıkrayı değiştirdin değil mi? Bunun da aslı şöyleydi. Nasreddin Hoca şöyle diyor. Eğer düz binip önünüze geçseydim siz arkada kalacaktınız. Siz öne geçseydiniz bu defa ben arkada kalmış olacaktım. Böyle ters binince size arkamı dönmemiş oluyorum. Tamam işte. Ben biraz turbo takıverdim eşeğe.
Neyse, sıradaki fıkraya geçelim. Koskoca göle maya çalıp yoğurt yapmaya çalışıyormuş. Aman hocam, ne yapıyorsunuz yine? Göl hiç maya tutar mı? Tam o sırada gölden kocaman bir karavan çıkmış ve onlara saldırmış. Neler oluyor? Bizi yutmaz herhalde değil mi? Ya yutarsa? Necati, bırak saçmalamayı. Niye canavar filan diyorsun? Canavar sürekli soğuk espri yaparmış. Ondan kurtulmanın yoluysa onun esprilerinden daha da bayık espri yapmakmış. Necati sus. Şakir rüyasında kim bilir neler yaşıyor şu an. Şakir daha iyi şakalar yapmak istemiyor muydu Remzi? İşte uyanmadan önce büyük bir şaka sınavından geçmek zorunda. Hadi Şakir, göster gücünü. Hep böyle sulandırıyorsun Necati. Soğuk espriyle Nasrettin Hoca mizahı bir mi? Şurada çocuğa yardım etmeye çalışıyorum. Şakir! Duy beni! Dağlarda yaşayan bir bilge var. Soğuk espri yapmak için bu bilgeden yardım almalısın. Ama dikkat et giderken, çok üşüme. Necati yeter! Tamam canım, ama sinirlendin. Geçen gün bir taksi çevirdim, hala dönüyor. Hayır, bu şaka berbat. Kelebekler, ama ben beklemem. Dayanamıyorum Şakir, ben bunları hak etmiyorum. Çok üzgünüm. İnanamıyorum, ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Lütfen bir tane daha yapma şu buz gibi esprilerinden. Ah Necati abi, ah yaktın başımı. Ne demişti? Ancak ondan daha soğuk espriler yaparsam kurtulabilirim. Şu bilgiyi bulmam gerekiyor önce. Dinozorlar ama ben zorlamam. Eyvah, asla durmuyor. Daha hızlı koş oğlum Şakir, daha hızlı koş. Canavarı geride bıraktım ama çok zamanım yok. Hemen şu bilgeyi bulmalıyım. Ama nereden bulacağım ki şimdi? Buradayım. Ha? Nerede? Dağın tepesinde. Canavarı nasıl yeneceğini öğrenmek istiyorsan yanıma gelmelisin. Pış pış. Dağın tepesinde mi? Sen buraya gelsen olmaz mı? Olmaz. Ocakta yemeğim var Şakir. İş başa düştü yine. Daha komik olabilmek için. Hoş geldin güzel yolcu. Bıyıklarım geldiğini haber vermişti. Biraz yemek ister misin? Ne? Ne yemeği? Bana canavarı yenmemde yardım et. Pişmedi zaten daha, sakin ol. Neyse, iyi dinle. Canavarı yenmek için soğuk espride uzmanlaşman gerekiyor. Ve uzmanlaşmanın sırrı... Evet. Sırrı... Soğuk esprilerin sırrı içinde. Buzdolabının içinde. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Bu kadar yolu boşuna mı geldim ben? Bu dağa boşuna mı tırmandım? Bana cevabı söyle, yalvarırım sana bilge kişi. 65. Ne 65'i? Şakir, ben senin bilinçaltının bir ürünüyüm sonuçta. Ben gerçekten yokum. Dur, nereye gidiyorsun? Canavar geliyor. Kaçış yok bunun oğlum Şakir. Topla cesaretini. Soğuk espri yapmalısın. Buz gibi espriler. Yakaladım seni. Yarasa uçar ama yaramasa uçmaz. Hey canavar bey. Kediler neden uçağa binemez? Çünkü pis var. Olamaz. Ne oldu canavar? Madem öyle gel bakalım. Bir adam saat kaç demiş, saat de hemen kaçmış. Beni hayatta alkışlamalısın çünkü burada oturacak yer yok. Olamaz, çok soğuk espri bunlar. Çok üşüyorum. Nasıl vuruş? Bakıyorum da soğuk soğuk terliyorsun. İstiyorsan terlik getireyim. Hayır. İşte şimdi hazırım. Yarın okulda kimin daha komik olduğunu size göstereceğim. Çok değişik bir geceydi ama değdi buna. Hey arkadaşlar,
Acayip güzel esprilerim ve fıkralarım var. Şimdi göreceksiniz kim komikmiş. Ne fıkrası? Biz artık korku hikayeleri anlatıyoruz birbirimize. Fıkralardan sıkıldık. Ne? Sen hiç bilmiyor musun korku hikayesi? Bilmiyorsan boşuna gelme. Ne? Ne? Hayır. Pardon baba. Burada kemikli bir gofret gören oldu mu? Acaba kaldırıma neden kaldırım deniyor? Mesela adı indirim olsaydı bizi aşağı indirirdi. Böyle yürürdük. Necati abi niye indirim olsun adı? Bizi kaldırıyor işte yoldan. O yüzden kaldırım. Keşke adı abartırım olsaydı. Necati abi ne diyorsun? Böyle abarta abarta koşardık. Abartmaca! Oh! Remzi bizi yerden kaldırın. Kaldırayım mı indireyim mi? Necati bak espri dedi böyle yapılır işte. Baba sen espri yapma lütfen. Necati abi çocuğu ezdin dikkat etsene biraz. Küçük çocuk iyi misin? İyi değilim balonum kaçtı. Benim de bütün hevesim kaçtı. Artık normal yürüyeceğim. Aa balon. Yok arkadaş, benim bu CD'yi bulup dinlemem lazım. Nereye koydum acaba? Bulamıyorum ki bir türlü. İşte burada, kafamın üstünde kalmış. Neyse, kafama koyduğumu yaparım. Bu CD'yi dinleyeceğim. Arkam dönük atacağım. Yok artık. Burada potaya yetiştiremezsin bile. Girerse benim adım da Kumpir değil. Kumpir sen adını falan mı değiştirmek istiyorsun da sürekli adınla iddiaya giriyorsun? Neyse atıyorum. 3, 2 Çöp bidonundan harika bir üçlük. Dur. Potada biri var. Üst üste üçlükler gelmeye devam ediyordu. Uçan kuşa borcu oluyor herkesin. Ben de uçuyorum ama kimsenin bana borcu yok. Aslında ben kimseye borç da vermiyorum. Belki de ondan... O kadar boş konuştum ki başıma basket topu geldi. Uçar çocuk. Uçmazsa asıl o zaman oturup ağla. Balondan daha büyük sorunlarımız var bence. Baksanıza tüm şehir kaos halinde. Her şey mahvoldu. Bir kelebek etkisi yarattın Necati abi. Hepsi sen bu çocuğa çarptığın için. Benim gibi küçük bir kelebek bunları yapmış olamaz Canan. Etim ne, budum ne? Necati abi, Canan haklı. Çocuğun balonunun uçması üst üste olaylara sebep oldu. Yani tüm bunları düzeltmek için balonu geri getirmek gerekli. Baba, hemen balonu bulup çocuğa geri vermeliyiz. Böylece işler en başta olduğu gibi yoluna girer. Haklısın oğlum. Hadi, hemen bulalım şu balonu. Peki, balonu nasıl bulacağız ki? Baloncuk! Neredesin? Cevap ver. Cevap vermiyor Canan. Daha iyi bir fikrim var. Givayik! Givayik! Necati abi ne yapıyorsun? Kelebek etkisi dedin ya. Kelebek çağırıyorum ben de. Givayik! Givayik! Necati abi öyle kelebek mi çağırdın? Beni mi çağırdınız? Merhaba. Siz çok etkiliymişsiniz öyle diyorlar. Ozan'dan çıktım geldim. Önemli bir şey var sandım. Hani burada hiç kelebek de yok. Ben gidiyorum. Benim gibi bir kelebeği nasıl görmezden gelir anlamıyorum. Tek kanat çırpışımla fırtınalar koparırım. Ama gerek yok. Hava çok güzel. Böyle olmayacak. Balon belli ki çok uzaklaşmış. Evet, çok uzaklaşmış. Onu bu şekilde bulamayız. Evet, bu şekilde bulamayız. Sanırım Mirket'ten yardım istemeliyiz. Onda kesin takip cihazları falan vardır. Evet, Mirket'ten takipçi isteyelim. Onda kesin yardım cihazı falan vardır. Vay canına, bugün hep süper fikirler benden çıkıyor. Şşş, sakın çalmayın ha fikirlerimi.
Kayıp eşyaları bulma cihazım vardı bir tane. Ama nereye koymuştum acaba? Kayıp eşya bulma cihazı yapsam daha iyi olacak sanırım. Bu mu? Buysa elma de, değilse armut de. Elma! İşte o, balonun belirgin özelliklerini söylerseniz nerede olduğunu bulabilirim şimdi. Uzun boylu, yakışıklı, siyah saçlı biriydi. Ne diyorsun sen? Balon diyorum, balon. Tamam, ne bağırıyorsun? Hiç mi siyah saçlı balon görmedin? Kırmızı, uçan bir balondu Mirket. Bu kadar. Şu anda İstanbul semalarında tek başına uçuyor. Demek kırmızı, uçan bir balon. Buldum. Çok kıskandım. Ben de gözlüklü olarak buldum diye bağıracağım. Buldum. Neyse tamam, hevesim geçti. İşte balonu ekrandaki haritadan takip edebilirsiniz. Yalnız balon çok yükselmiş. Eğer 500 metre daha yükselirse hava basıncı çok azalacağı için şişmeye devam edecek ve patlayacak. O zaman her şey için çok geç olur. Yani acele edin. Vay canına. Bu bir sıcak hava balonu. Evet, araç koleksiyonumun bir parçası. Bununla kırmızı balonu takip edebilirsiniz. Dikkatli kullanın ama çizilmesin ha. Yeni boyattım. Oo, kaç basıyor bu? Kaç basıyor? Kaç derken? Hava basıyorsun alttan. Başka bir şey basmaz bu. Hadi çabuk atlayın. Acele etmeliyiz. Ön koltuk benim. Of, ben istiyordum ön koltuğu. Ön arkası yok bu balonun. Ne diyorsunuz siz? Alo, Kapadokya? Kapadokya balonu sandı herhalde turist. İstanbul, kebap, Sultanahmet. Anlıyor musun? Seninle turistçe konuşmaya çalışıyorum. İstanbul, Kapalı Çarşı, yes yes. Şaşırmış mı? Beyefendi lütfen gelmeyin buraya. Necati bas gaza bas. Şimdi turist gezdirecek vaktimiz yok. Uç uç baloncuk, yuhu, çuk çuk. Hey, stop. Lokum, köfte, şiş kebap. Buradaki haritaya göre çok yaklaştık. Ama balon hala çok hızlı. Necati, daha hızlı gitmiyor mu bu şey? Bilmiyorum ki Remzi. Bu kolu çekip duruyorum ben de. Ya Necati abi, benim kolumu çekip duruyorsun. Hadi ben çekiyorum. Senin kolun niye uzuyor Şakir? Sende hiç mi suç yok? Çekilin! Anne! Benim bu kuşa borcum vardı. Düşüyorlar Mirket abi. Ne yapacağız? Limit hız şu olsa, nem oranı şu kadar olsa, Fil Necati ekstra şu kadar kilo, yakalamaları için... Rüzgarı hesaplamayı unutma. Evet, rüzgar. Tamam. 3 trambolin, 1 yatak, 1 çifte yeni çoraba ihtiyacımız var. Çorap mı? O benim için. Eskileri hep delindi de. Şimdi sokağa parmak dışarıda çıkmayayım. Düşüyoruz. Ne kadar uzun sürdü. Gelmedik mi daha? Nasıl kurtulacağız? Kanat çırpalım. Pufuduk. Olmuyor. Ne yapacağız? Fazla paraşütü olan var mı? Bir bakayım, yanımda olacaktı. Koordinatlar burayı gösteriyor. Turkish trambolin. Foto. Yine mi sen? Hadi turist abi, Galata Kulesi öteki tarafta. Galata Kulesi. Ya! Dünya üstüme geliyor. Yalnız güzel çektik. Şakir, fotoğrafımı çek. Uçuyorum. Şakir, beni de al, beni de. Bakın çekiyorum. Herkes öşmenim diye bağırsın. Öşmenim. Tamam, çektim. Baba, ben çok susadım. Ne yapacağız? Evladım, senin de derdin bitmiyor. Al oğlum. Ben de çok acıktım Remzi. Yok artık. Dana mı o? Senin ne işin var burada? Aksiyon sporcusuyum ben. Bırakır mısın lütfen? Serbest atlayıştaydı. Çok çılgınca. Baba, Necati abi bakın. Balon orada. Mirket bizi özellikle tam buraya fırlatmış. Balonu yakalamalıyız. En yakın sensin Necati abi. Hadi Necati. Bunu sen başlattın, sen bitireceksin. Büyük güç, büyük jeneratör gerektirir.
tam dediğim gibi. Çabuk bakın, çabuk. Siyah saçı var. Ben de böyle demiştim, değil mi? Evladım, senin balonun yüzünden tüm şehir mahvoldu. Sen hala balonun derdinde. Balonum! Oho! Çok eğlenceli bu. Hop! Yalnız iyi düştük. Bu kadar maceranın üstüne ben daha fazla zıplayamayacağım. Balonum! Necati abi, hadi balonu ver de her şey düzelsin artık. Bilmiyorum Şakir. Ben bu balonu çok sevdim. Sanırım kendime saklayacağım. Necati, ne saçmalıyorsun? Ver hadi çocuğun balonunu, o senin değil. Ben alacağım sana balon, söz. Gerçekten mi? Böyle siyah saçlı mı olacak yoksa kıvırcık mı? Tamam Necati, alacağım işte. Cümlelerin hiç güven vermiyor Emzi. Gözüm üzerinde. İşte başardık. Balon sahibini bulduğuna göre her şey yoluna girecek demektir. Şimdi seni yedim Necati. Ver çabuk borcunu. Ay, pardon. Evet, bugün dersimizin adı kahvaltı. Şakir, söyle bakalım kahvaltı nedir? Ha? Annem nerede? Zınk! Annem nerede, yanlış cevap. Canan, sen söyle. Peynir ve sucuk güreşte kim kazanır? Necati abi, annem yine sorumluluğu sana bıraktı ve ne yapacağını bilmiyorsun, değil mi? Evet, bana bıraktı. Şimdi gelin o anı izleyelim. Evet, finale ikiniz kaldınız. Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla, benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara? Yaşasın! Çocuklara ne zaman ben baksam çok eğlenceli şeyler oluyor. Eyvah! Buzdolabı senin hiç mi elin yok? Evet, sorumluluk bende. O yüzden kahvaltıyı da başkası hazırlasın. Of! Ben sütlü gevrek yiyeceğim. Güzel fikir. Biriniz bana sucuklu yumurta yapabilir mi? Ama yumurtaları ben kıracağım. Çünkü çok zevkli. Süt kalmamış. Süt mü? Sütlü gevreğe önce gevrek konur bir kere. Ayrıca gevrek de kalmamış. Önce gevrek mi? Saçmalama. Önce süt konur. Oo, sinirli ikili ortamı geriyor. Kulağınızı çekerim bak. Ortamı germek yok. Senin elin yok. Neyle çekeceksin ki? Yüzüme vurmayı bırak artık. Hadi Necati, çocukları markete götürüyorsun. Süt ve gevrek alıp gelin. Çocukların tartışmasına da izin verme. Tamam anne. Ben senin annen değilim. Neyse. İçimde yaprak sarma varsa yiyeyim bari. Önce süt konur. Önce gevrek. Necati abi, sen de bir şey desene. Hem sence de bu işte bir terslik yok mu? Ben düz gidince karnım acıkıyor Şakir. Böyle daha iyi. Necati abi, biz şimdi gevrek seçmeye gideceğiz. Sen de sütü al ama arkalardan seç. Taze olsun. Şöyle en arkaya uzanayım o zaman. Fazla taze oldu bu. Beyefendi, bırakır mısınız? Diğer reyonda alışveriş yapıyordum. Tamam tamam, sen geç bakayım. Şurada bir şişe buldum. Ha? Necati abi nerede? Kesin abur cubur reyonuna gitti yine. Gel biz alalım sütü. Nine ya, sıra bende, hadi ama. Şşt. Nine'ye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olur sana. Hiç komik değil. Burası neresi? Yoksa yine başımı klozete vurdum ve rüya mı görüyorum? Merhaba. Süt köyüne hoş geldiniz. Ben Safiye. Gezmek ister misiniz? Biz eve dönsek... Süt köyü mü? Bu köyün muhtarı nerede? Ben değilim. Oo, bozuk süt mu belli? Hadi gelin ben de etrafı gezdireyim. Sütten çıkmış ak kaşık da buralarda mı peki? Bu köyde herkes çok mutludur. İşte çeşme başında oturan iki mutlu süt şişesi. Çeşmeden su mu akıyor, süt mü? Dene de gör. Aa, çikolatalı süt akıyor, inanılmaz. Burada mutlu mutlu halay çeken süt şişeleri. Burada köyümüzün en yaşlı ağacına mutlu mutlu çamaşır asan bir süt şişesi. Burada ağlamaklı filmi mutlu mutlu izleyen süt şişeleri. Anladık. Çok mutlusunuz. Ve bence bu biraz garip. Herkes hüzünlenir. Ve bu normal bir şey. Madem öyle,
mutsuz olduğumuz tek konuyu öğrenmek istiyor musunuz? Necati abi, eve dönelim artık. Anneli sorumluluğu bana bıraktı. Ben de şuradaki taşa bırakıyorum. O dönelim derse döneriz. Necati abi, taş hiç konuşur mu? Taş sesini çıkarmadı. Süt şişelerinin sırrını öğrenmeye gidiyoruz. He? Uyuyordum. Ne oldu? Sizce süt dedem de bu süt köyünde midir? Süt anneniz olmasın o? Süt dedesi ne zaten? Kim dedi onu? Çabuk çıksın ortaya. Burada bir horlama sesi var. Duydunuz mu? Benim karnım olabilir gibi akla gelen ilk espriyi yapmayacağım. Haberiniz olsun. Uyuyan bir dev var buralarda bir yerde. O horluyor olabilir. Neyse neyse. Biz konuya dönelim. İşte atalarımızın çözemediği o problem. Önce süt mü konur gevrek mi? Oo, atalarınız beni de çizmiş bakın. Biz süt şişeleri olarak önce sütün konulması gerektiğini düşünüyoruz. Hah, demiştim. Ancak bunu kanıtlayacak tek kişi var. Bilge kişi. Ancak bilge kişi gevrek dağlarının ötesinde yaşıyor. Ve büyük bir problem var. Dağın koruyucusu dev uçan kavanoz gelen gezginleri turşu yapıyor. Hayır, lafımı bölme ve kafanda bir şeyler oluşturma. Sorun şu, bilge kişiyi aramaya giden gezginler zorlu yolda hep sütlerini döktüler. Sütle yumuşayan gevrek dağı kırıldı ve gezginleri yuttu. Bu yüzden bilge kişiye yüzyıllardır ulaşamıyoruz. Biz gideriz, macerayı severiz ve süt de dökmeyiz. Bilmiyorum, içime sinmeyen bir şeyler var. Fazla süt içmek gaz yapmış olabilir. Az sırtını ov geçer. Evet, önce güvenlik. Şimdi şu ipi bağlayacak bir yer bulalım. Necati abi, bize bağlaman gerekiyor ipi. Ben şuradaki çiçeğe bağlayacağım. O daha çok güven veriyor. Bir test edelim. Necati abi dur, bu daha gevrekten. Merak etmeyin, sadece test ediyorum. Necati abi. Sakin, çekil. Bilge kişiyi bulalım. Belki Necati abimi o kurtarabilir. Pardon, bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin, az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş deyin. Nasıl bir yere düştük biz? Kardeş, baksana. Dağ tepesine dolmuş kalkıyor mu buradan? Ne dolmuşu? Biz yıllardır burada mahsur kaldık. Dolmuş olsa bekler miyiz böyle? Yeşil şapkalı olanlar çok geç geliyor zaten. Sonra sıkılıp taksiye biniyorsun. Bir bakıyorsun düt düt. Dolmuş bindiğin taksiyi solluyor. Ne diyorsun adam? Ne işin var burada? Bilgisayar bir abiyi arıyordum ben. Hey, sen bir bilgisayar abiye benziyorsun. Say bakayım. Bir dakika. Bilge kişi demeye çalışıyorsun sanırım. Evet, önce süt mü konur gevrek mi diye soracaktık. Üzgünüm ama bu bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düştük. Zaten hiç sevmemiştim o Safiye'yi. Tuzak tuzak bakıyordu. Tuzak tuzak nasıl bakılır? İşte böyle. Tuzağı kuran Safiye değil, bilge kişi. Bilge sitesine hoş geldiniz. İşte bulduk. Bilge kişinin kaldığı yer. Necati abim olmadan her şey çok kolay ilerliyor. Ha? Bilge kişi sitede mi oturuyormuş yani? Değil mi? Dağın tepesinde bir mağarada falan olması gerekmiyor muydu? Koskoca bilge, mağarada yaşamayacak kadar kafası çalışıyordur herhalde. Neyse, şu anda havuz başında. Şu taraftan giderseniz bulursunuz. Teşekkürler güvenlik adam. Rica ederim. Ben de geleni geçeni içeri alıyorum. Bir sorsaydım keşke. Siz hırsız mısınız bu arada? Yok, değiliz. Tamam. Burada çok hırsızlık oluyor çünkü. güvenlik kulübemi çalmışlar. Neyse, istifa zamanım geldi sanırım. Ben de sizi bekliyordum. Vay, gerçekten de bilgeymiş. Biz söylemeden kim olduğumuzu biliyor. Meyve suyum nerede? Siz garson değil misiniz? Ne garsonu? Necati abim dağın içine düştü, yardımın lazım. Ayrıca sütlü gevreğe önce süt konacağını, süt şişelerine ve Canan'a kanıtlamam lazım. Anladım. Önünüzde iki seçenek var. Eğer kırmızı kaydıraktan kayarsanız süt köyüne geri dönüp onlara gerçeği söylersiniz. Ama o zaman dünyaya dönüşünüzün garantisi olmaz. Maviden kayarsak? O zaman çok eğlenirsiniz.
Ciddi olur musun biraz? Tamam. Maviden kayarsanız dünyaya geri dönersiniz ve Necati abiniz de yanınıza ışınlanır. Ama süt şişeleri asla gerçeği öğrenemez. Ha, bir de şu ana kadar kimse kırmızı kaydıraktan kayıp gerçeği süt şişelerine söylemeyi seçmedi. Peki şu atlı karınca? O site sakinlerine özel, üzgünüm. Aidat veriyoruz buna. İşte böyle. Bilge kişi sana iki seçenek sunuyor. Ama ikisinin sonu da aynı kapıya çıkıyor. Buraya. Sonra da sonsuza kadar buraya hapsoluyorsun. Tamam da şu gerçek neymiş, çok merak ettim. Kesin Remzi'nin bu bölüm nerede olduğu gerçeğidir. Hazır mısın? Söylüyorum. Bu kadar şaşılacak ne vardı? Şaşırmadım. Ayağıma basıyorsun. Ayrıca çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma. Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati, televizyonu ısırma. Yok, bu değil. Gevreğini sütte çok bekletme. Yoksa sütü çekip şişer, kocaman olur. E süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi, rica ediyorum. Tamam, tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapacağı. Oley! Ya! Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu maceranın elle tutulur bir yanı ve mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden istediğini söyleyebilirsin. Söylüyorum. Kaseye önce ne süt konur ne de gevrek. Bunlar hep sonranın icadı. Kahvaltının olmazsa olmazı simittir. Ne yani? Kaseye önce simit mi koyacağız? Ne kasesi? Simit diyorum, simit. Dünyadaki tüm süt şişelerini ve gevreklerini yok edene kadar durmayacağım. Tam şu an bir şey olsa da kurtulsak keşke. Şu an tam bir şey oldu. Bu iş çok uzadı. Bu dağın içine hapsettiğin tüm süt şişeleri ve gevrekler için. Ay, ne kadar duygusal. Isırdığım televizyonu hatırlattı bana. Dağ kırılıyor, dikkat edin. Aa, boynu bükük çiçek. Ne haber? Sen bana ip bağlayıp dağın içine atlayan şişman fil değil misin? Gel buraya. Ayakları yok, gel buraya diyor bir de. Hadi yakala, yakala. Necati abi, hadi. Neler oluyor? Çeşmeyi kırdılar. Sinema perdesini yırttılar. Benim burada ne işim var? Çekil şuradan. İleyi portala geri soktular. Süt şişesi Safiye'yi çok konuşturdular. Necati abimin sinirini bozdular. Çok uzattılar. Yeter! Anlamıyor musunuz? Başımıza ne geliyorsa taraf tutmaktan geliyor. İsteyen sütü önce koysun, isteyen gevreği. İsteyen de kahvaltıda simit yesin. Ben ekmek arası televizyon yesem olur mu? Ne istiyorsan yap Necati abi. Bence çok kötü bir konuşmaydı Şakir. Baksana, kimse seni ciddiye almadı. Kimse ciddiye almadı dedim. İyi, bunu siz istediniz. Film siparişini kim vermişti? Aa, Fikri, gel gel. Bak, çok büyük bir olay dönüyor burada. Şakir, ne yapıyorsun? Dur. Böyle uslanmayacaklar. Uyuyan devi uyandırmanın zamanı geldi. Ama her şey daha kötü olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak şimdi, şu Safiye çok mutluydu. Sonra bilgisayar adamı bulmaya gittik. Ama böyle dağdan ejderhalar çıkıyor. Sonra zindanların arasında süt tsunamisiyle savaştım. Uyuyan dev. Bir de uyuyan dev vardı Fikri. Aman neyse, anlatmayacağım, hepsini çok karıştı. Uyuyan dev yaşlı zeytin ağacı mıymış? Böyle şeyleri sadece çizgi filmlerde olduğunu zannederdim. Sabahtan beri bır 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 kavga ediyorsunuz. Kahvaltının kralı zeytindir, zeytin. Benim olduğum yerde hepiniz ikincisiniz. Şimdi el ele verip
köyü tekrar inşa ediyorsunuz. Ama anne. Annen değilim ben senin. Sele zeytin günü kurtardı. Hem de sulu sulu. Az ısırayım mı? Çok acıktım da. Hadi siz de evinize. Sen dönüyor musun? Yok abi. Ben köye yerleşmeye karar verdim. Şuradan iki dönüm arsa alırım. Toprağı ekip durumcu dükkanı açarım. Oh mis. Annemden mesaj var. Eve gelmiş sonunda. Hadi gidip düzgün bir kahvaltı yapalım. Oley! Sıkıştım. Beni burada bırakmayın. Tam 40 yıl önce ben de senin gibi sepete sıkışmıştım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nine bisküvisi yer misin? Dişin yoksa yuvalı ağzında. Hayır! Bir dakika. Yanlış tepki. Evet! Yerim çünkü karakterim buna müsait. Firi 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 fu firi fi firi 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 fi fu fu. Buyurun Maraş dondurması, gel gel gel, esas dondurma burada, gelin tadın. Ha, ne Maraş dondurması, bu lezzete asla hayır diyemem. Wow, amanın, açın yolu, kaptan Necati geliyor, imdat. Baba, tek canım kaldı, çabuk. Benim karakter istediğim gibi oynamıyor. Kol bozuk galiba. Daha geçen gün oynadım onunla, sağlamdı. Al işte, gitti son hakkımda. Amanın, ben de yandım. Hepsi bu bozuk kol yüzünden. Şapşal kol. Baba ne yaptın? Kolu kırdın. Elimden kaydı. Aman, çambur cumbur lap. Merhaba Remzi. Hoş geldin Necati. Keşke kapıyı çalsaydın. Size zahmet olmasın dedim. Tam zamanında geldin Necati abi. Babam da bu oyunu bozmuştu zaten. Şimdi ne oynayacağız? Bilye oynayalım. Misket. Benim bilyem bu. Azıcık büyük ama çaktırmayın. Bilye oynamak mı? O nedir? Ne demek bilye nedir? Remzi bu çocuk neler diyor? Bilye küçük yuvarlak camdan yapılmış misketlerdir oğlum. Eskiden biz hep sokaklarda onlarla oynardık. Hey gidi günler. Mahalledeki herkesi yenerdim. E hadi öğretin de oynayalım bari. Zaten kol da bozuldu. Kol zaten bozuktu. Tabii tabii. Kesin öyledir Remzi. Neyse. Bize birden fazla bilye lazım. Tek bilyeyle oyun oynanmaz. Şakir, koş kilerden eski bilyelerimi getir oğlum. Bir poşetin içinde olmaları lazım. İşte burada. Nerede oynayacağız? Misafirim var, misafirim var. Herkes dışarı, dışarı. Salonu boşaltın. Şimdi nereye gidiyoruz? Senin eve gidelim Necati. Benim evimde karınca ve ağustos böceği kapışıyor. Etraf çok dağınık. Tamam, tamam, anladık. Evin berbat halde. Şimdi oyunu oynayacak bir yer bulmamız gerekiyor. Oho! Beyler, nereye böyle? Şakir, o elindekiler de ne öyle? Bilye bunlar Tanju abi. Bunları oynayacak yer arıyoruz. Benim evimde oynamanıza izin veririm. Yalnız bir şartla. Neymiş şartın? Ben de oynayacağım. Yenersem hepinizden birer gofret alırım. Ben gofret almam bu adama. Tamam kabul. Ben kabul etmiyorum. Gofret bulsam kendim yerim. Aşk olsun. Geçen hafta yarım domatesimi yerken iyiydi ama. Domates başka. Gofret başka. Ama Necati, Tanju zaten bizi yenip kazanamaz ki. Yürü hadi. Kimse benden gofretimi alamaz. Hangi gofreti? Henüz olmayan gofretimi. Olsa da alamazsınız. Tamam Necati. Olmayan gofreti sende kalsın. Hadi gidelim. İşte beyler, evime hoş geldiniz. Sen burada mı yaşıyordun Tanju? Evet. Her yeri kendim dekore ettim. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, çok beğendik Tanju abi. Çöplük burası. Necati sussana. Burada oynayacak yer yok. Hadi gidelim. Olmaz olur mu? Necati, çek bakayım şu masayı kenara. Varili mi? Masayı dedim. Varili yani. Masa olan varili. Bana varil olan varil gibi geldi. Ama neyse. Ne yapacağız? Başlayalım bari oyuna. İşte böyle vurulur bak. O da bir şey mi Remzi? Bak ben nasıl vuruyorum. Bilyeyi en güzel ben oynarım. Yıllarca sokaklarda bunu oynadım ben. Bana bakın, ben bilye değilim. Akıl var, mantık var. Böyle bilye mi olur? Yeter diyorum. Kime diyorum ben? Yeter. Bir şeyler oluyor baba. Ne oluyor buna? Bilye açıyor derdi.
Aşk olsun Bilye. Bu kadar sinirlenecek ne vardı? Size Bilye neymiş göstereceğim. Şimdi sonsuza kadar burada tıkılı kalın da aklınız başınıza gelsin. Ben sonsuza kadar burada kalamam Remzi. Akşam en sevdiğim dizi var. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Buradan çıkmanın sadece bir yolu var. Ha? Kimdi o? Bilin bakalım ben kimim. Sakallı bıyıklı tost makinesi. Evet doğru. Ben tost makinesiyim. Saçmalama. Görmüyor musun ben bir Porsche'um. Yıllardır burada kapana kısıldım. Bu üzücü bir durum değil mi? Sanırım haklısın. Yanlışlıkla güldüm. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Necati'nin akşam dizisini izlemesi gerekiyor. Çok acele etmemize gerek yok Remzi. Tekrarını da izleyebilirim. Ama canlı izlemek bir başka olur. Hangi dizi o? Benten. Anten mi? Bak Benten iyidir ama. Evet evet. Bak ben de özel Benten saati bile var. Görmek ister misin? Ne dizisi? Neden bahsediyorsunuz? Burada tıkılıp kaldık, çıkmamız lazım. Haklısın oğlum. Porsuk Bey, buradan çıkmanın bir yolu var mı? Var. Peki, bize de söyleyecek misiniz artık? Hayır. Nedenmiş acaba? Çünkü çok tehlikeli. Küre labirenti iki katmandan oluşur. Çekirdeğe ulaşıp anahtarla çıkmanız gerekiyor. Fakat oraya giden kimse geri dönemedi. Kimse labirenti bitiremedi. Duydun mu Remzi? Kimse dönememiş. İyi de giden biri niye geri dönsün ki? Sanırım haklısın. Nereden girebiliriz ilk katmana? Şuradaki kapı. İçeri girdiğinizde bambaşka bir yer göreceksiniz. Diğer katmanın anahtarını bulup kapısını açmalısınız. Umarım anahtarı basit bir yere saklamışlardır. Paspasın altına baktınız mı? Paspas yok ki Necati. Saksının içine de koymuş olabilir. Neyse girelim bari. Sen gelmiyor musun Porsuk? Hayır. Birilerinin gelenlere yardım etmesi lazım. Bol şans. Bakın bakın, burada bir ipucu var. Toz ve kum fırtınası. Zor olur yaratıklardan kaçması. Çölde bulunması gerekeni duyun. Bulmacanın ilk parçasını bulun. Ben bir şey anlamadım. Başka ipucu yok mu? Toz ve kum fırtınası diyor. Etrafta hiç kum yok ki. Ama da şomazın varmış Remzi. Çok sıcak. Keşke bilye yerine dondurma alsaydım. Sakin olun. Bilmeceyi çözerek buradan kurtulabiliriz. Neydi? Zor olur yaratıklardan kaçması. Yaratıklardan kaçmak. Develerden mi kaçacağız? Çölde başka hangi yaratık olur ki? Dürüm baba olabilir mi ki? Hey! Şuradaki piramide bakın. Bence o tarafa gitmeliyiz. Amanın! Kötü fikirmiş! Kaçın! Çölde bulunması gerekeni duyun. Nasıl duyalım ki bulunması gerekeni? Bırak bilmeceyi Şakir, kaç! Doğru! Su! Çölde bulunması gereken şey sudur. Aferin oğluma. Hadi o yere doğru koşalım. Şimdi ne yapacağız? Göle ulaştık. Sizi bilmem ama ben su içeceğim. Koştur koştur susadım. Obaley! Hey! Bana da bıraksana! Bu da ne? Anahtar! Buldun Necati abi, anahtarı buldun. Aferin Necati. Ama bir dahakine bana da su bırak. Çabuk! Mumyalar gelmeden gidip diğer kapıyı açalım. Geliyorlar! Aşk olsun size karınca ve astos böceği. Kapışacak başka yer bulamadınız mı? Ne güzel evde olacaktım şimdi. Biraz terlemiş gibisin. Serinlemeye ne dersin? Bu sefer yok kaçacak canavar. Ama belki aradığın şey küçük adam da var. Biraz sakın uğursuz ağzını açma Remzi. Ne var canım? Biraz serinlik fena olmaz diyecektim. Sana sus demedim mi Remzi? Gözlerim dondu. Şuraya bakın. Bölgeler. Demek ki Güney Kutbu'ndayız.
Çabuk bulmacayı çözmemiz lazım. Yoksa burada duracağız. Gofretlerimi yemeden duramam. Bu sefer yok kaçacak canavar. Ama belki aradığın şey küçük adamda var. Bu sefer pek ipucu yok gibi. Küçük adam da nedir? Tek ihtiyacımız olan bir sonraki kapıya uyacak bir anahtar. O ne? Biri var orada. Bakın bakın bir cüce. İşte küçük adam bu olmalı. Yakalayın çabuk. Nereye gitti? Gören oldu mu? Galiba şu penguenin yanına kaçtı. Hangi penguen? Tanju. Hepsi birbirine benziyor. İşte bile. Remzi bak, bunun bıyığı var. Bırak şu pengueni de bizim cüceyi bul Necati. Bakın orada işte. Çabuk eve girdi. Kaçmadan yakalayalım. Hoş geldiniz. Ho ho ho. Hoş bulduk. Noel Baba, senin ne işin var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Ho 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 ho. Sanırım haklısınız. Bir sihirli kürenin içindeydik de. Sonra sizin küçük yardımcınızı gördük. Bir şey sormak için takip ettik. Demek bir şey soracaksınız. Sorun bakalım. Sevgili Noel Baba. Burada bir labirentin içinde kaldık da labirentten dışarı çıkmak için bir ipucu bulduk. O da küçük adamları yakala diyordu. Biz de cüce beyefendiyi biraz küçük bulunca... İşte daha yakalayamadan bana ulaştınız. Sevgili cücem görevini yerine getirdi. Nasıl yani? Noel Baba kapı mıymış? Tabii ki de hayır sevimli fil dostum. İşte aradığınız kapı burada. Vay canına. Ama hala ikinci kapının anahtarını bulamadık. Şimdi soru sorma sırası bende. Cevaplayın bakalım. İki camlı bir pencere bakıp durur her yere. Bu nedir? Oğlum, Peyami Dede hep camdan dışarı bakar. Hayır Necati, öyle değil. Bu bir bilmece. Bir nesneyi tarif ediyor. Buldum, zurna. Ne alakası var şimdi Necati zurnayla? Bilemiyorum, Remzi bulamadım galiba. Sanırım ben buldum. İki pencere ve her yere bakıyor. Evet buldum, gözlük bu. Evet genç adam, aferin, bilmeceyi bildin. O zaman hediyeni verebilirim. Hediye mi? Bana mı? Ama daha yılbaşı bile değil. Bunu erken bir hediye olarak düşün. Al bakalım. Teşekkürler Noel Baba. Aç bakalım içinde ne varmış. Kesin gofret var. Bir anahtar. Acaba hangi kapının? Sence hangi kapının anahtarı Şakir? Tabii ki de çıkış kapısının. Hadi bakalım. Kürenin dışına çıkın ve kendinize dikkat edin. Bir daha da hiçbir sihirli küreyi sinirlendirmeyin. Çok teşekkür ederiz Noel Baba. Daha da bilye oynamam zaten. Hoşça kal Noel Baba. Oldu galiba. Kurtulduk. Oyunu bitirdik. Ho ho ho. Bakın bakın. Oradaki cüce gitmeden bana bir hediye verdi. Ama ben bunu Tanju'ya hediye etmek istiyorum. Ne? Ciddi misin? Ay çok sevindim. Canım arkadaşım benim. Açıyorum. Açtım. Kremalı Tanju. Yaktım seni Necati. Yaktım. Müzik